Kanka, ne yaptın abi canım? Sıfırda kaydın mı? Salacağın zaman tam tersi. Sesli bir şey yap ya. Yani şimdi seçe söylüyorum. Ses alacağın zaman tam tersi. Niye böyle oldu? Bozuk mu bir şey? Kendini. Yıldıray'da... Yaşamla düşler arasında gelip gitmeler var tabii ki. Bu at figürlüğünün... Yani ne demek istiyorsunuz? Yani politikacılar insanları gerçek dünyalardan aldı, hayal dünyalardan mı? Galiba biraz hayal kuruyor. Abi bize bir ölçülü satar mı? Burada yine Miraç diyorsun başkanım. Aynen
gerçekten güzel ve iyi şeylere, iyi mesajlara ihtiyacımız var. Evet. Birliği, beraberliği gösteriyor, sevgiyi gösteriyor. İlk tane atılır yani. İnsana en yakın yaratık biliyorsunuz. Doğru, doğru. Türklerde en kutsal. Şey, doğru. Atın dışında da yapabilirdim bazı yine önemli hayvanlar var. Mesela arı. Arılarımız öyle. Mesela. Sen Zümrüt Anka Kuşu'nun hikayesini biliyor musun? Tabii okuduklarımız kadarıyla. Sizden dinlemek isteriz ama. Gak deyince et vermiş, guk deyince ot vermiş. Evet. Bu Şahmeran motifi bizim Anadolu'da biliyorsunuz çok yaygın olan. Meyve suyu alır mısınız efendim? Meyve suyu. Aynı zamanda bu Şahmeran bereket ve bir takım gizli güçlerin sembolü olarak. Bak Asma Hanım ne diyor Şehzade? Buyurun efendim. Buyurunuz. Bir tane atlardan başkanlığa koyalım diyelim. Burak. Tabii olur. Efendim buyurunuz. Murat olur tabii ki. Dedim yoksa. Bir adamın Diyanet İşleri Başkanı olmaktan daha ileri ne murad olabilir ki? Ooo ne güzel. İstiyorsa hemen değişelim bakanlıkla yani. Gerçekten. Belki asıl yapmak istediği şey o. Bütün dünya kalabalıktır ama siz çok yalnızsınızdır. Veya tam tersi. Ben sana bunları anlatmadıydım ya. Evet, evet, kuşları seviyorsunuz siz. Doğayı seviyorsunuz. Herkes öyle kalabalıklar evet. İçinde yalnız da. Evet. Ama biz kuşların arasında kendimizi yalnız hissetmiyoruz. Ne güzel. Hele bulup vurabildiğimiz zaman. Ama... Keklik kırmızılara baksana ya. Değil mi? Sürmesine bakarsan. Şahin çok güzel değil mi? Şahin mi var bunun elinde? Efendim şimdi? Bizim Gazi Üniversitesi'nin kurucularından Nevide Gülperz'in sözümüz. Temel Levent Bey zaten çok değerli sanata katkılarıyla. Beraber bakalım hocam. Hocam buyurun lütfen. Evet, demin bir şey sordunuz siyah. Niye bu siyah dediniz? Evet. Bunun bu şeydeki yapıdaki, organik yapıdaki dinamizmi çıkarmak için siyah yapıyor. Bunu yumuşak bir renkli yapsa bu dinamizmi vermez. Ne kadar güçlü bir şahsiyet var bunda. İnatçı zaten kendi gibi resimlerdi. Aynen değil mi? Resimler evet kendi gibi. Zaten kendi bunlar bana göre. Siyah dinamizm mi? Evet tabii. Kendisi başına baksana zaten saçından tutağa aşağı kadar siyah. Evet. Evet, gerçekten çok güzel. Hocam yani bize öğretti mücadeleyi. Sağlamlığını belki göstereyim. Sanat ve eğitim için hakikaten evet. Bu toplumda ne yapsak az görüyoruz. Sayın hocalarımız bize çok büyük önderler kendileri. Yani gerçekten. Bu resimlerde Esma Hanım'ı görmek mümkün değil. Bravo. Bravo. Başkanım tabii. Yalnız burada bu ayakları yırtıcıdır. Bunun pençeleri vardır. Bu bileklere deri takılır. Allah efendim yumuşakmış görüyorsunuz. Bu yırtıcı hayvana bile hükmediyor. Hükmediyor gerçekten. Anadolu kadını değil mi? Asane yani. Tabii. Şimdi tam tersi zannedilir. Ben gittiğim her yerde sorarım. Kimin dediği oluyor diye. Şimdi... Yok. Eskiden belki olur ama şimdi kesinlikle ekstra ağzını doğru. Açıp da tek yönlendirme yapmıyor genel başkanımız. Samimiyet ifade ediyor. Ne Refah Yolu Hükümeti kurulurken ne ondan sonra. Kesinlikle kendi fikri hiçbir zaman. Bu kadar tecrübeli politikacı olan bir genel başkan yapması gereken o. Bu kadar tecrübeli politikacılar. Bir konuşma rica edin Sayın Hocam siz açın. Sayın Murat Kayal için söylemiyordu, onun için dedi ikaz ediyorum. Hiç olmazsa nikahtan nikaha böyle biri söylesin yani. Yok, ben hangi şahit, şahitlik yaptımsa, kime o nikah cüzdanı verdimse daima eşlerine verdim, erkeklere. Ben bizim gibi kılıbıkların kendilerini nasıl savunduğunu bir fıkrayla anlatmak istiyorum. Şimdi aslanla boğa arkadaş olmuşlar. Yemişler, içmişler, gezmişler, vakit gece olmuş. Aslan demiş ki, ya vakit gece oldu, bizim karı kızar, ben eve gideyim. Oha demiş ki, sen ne biçim erkeksin be demiş. Adam karıdan korkar mı? Aslan demiş ki, arkadaş bak, ben aslanla evliyim, senin gibi inekle evli değilim. Ben korkarım arkadaş demiş ya. Bu bizim kılıbıklığımızın savunması. Avunması. Evet. Bir söz daha var. Her başkanın
başarılı erkeğin arkasında akıllı bir kadın vardır. O ben de farklı şey ettim. Karının zulmünden kaçıp kendimi politikaya attım. Orada başarılı oldum. Karının zulmünden erkekler filozof olurmuş. Evet. Politikacı değil. Dediği doğru hanımefendi. Ben iştirak ediyorum. Huzurlarında bu serginin açılışında bulunmalarını kutluyorum. Teşekkür ediyorum. Diyanet İşleri Başkanımız da burada. Sanata evet derken biz aslında bir anlamda sanatla ürünü ayırıyoruz. Çünkü sanatın ürünlerin üstünde bir iş olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Bence Türkiye devletinin hem artistik alanında ürün veren insanların hem devlet yönetiminde yer alan siyasetçilerin bu bir aradalığı da bir tür sanat diye düşünüyorum. Onun için Esma'yı kutluyorum. Teşekkür ederim. Sanat düşünceyi geliştirici bir araç ki memleketimizin halihazırda doğru düşünceye çok ihtiyacı var. Bu düşünme gücünü saptayan da yine sanat ortamıdır. Çünkü bugün sanat sadece bir vakit geçirme metaı değildir. Ve 20. asırda sanatla bilimin eşdeğerliği ispatlanmıştır. Mesela Moholy-Nagy gibi bir ışık modülatörü yapmıştır. Bu aya giden modülün çıkış noktası olmuştur. Öbür taraftan MIT'de meşhur Massachusetts Institute of Technology'de bugün sanat eğitimcisi olan kişi bir Language of Vision isimli bir kitap yazdı. Bu kitapta bütün yine scientistlerin yani kısa bir süre sonra bilim adamlarının kaynak kitabı oldu. Bu bakımdan bugün artık iki gücü birbirinden ayıramayacak durumdayız. Bu müesseselerde yalnız hala benim bir üzüntüm okullarda resim dersi ismi altında geçen bu ortam resim dersi değil. Sanat yoluyla eğitim olmalıdır. Ve bunu mutlaka hocaları toplayıp Türk tarihi boyunca devlet adamları konumları ne olursa olsun ister padişah ister vezir hep sanatı destekleye gelmişler. Ve onların desteğinin güçlü olduğu dönemlerde Türk sanatı da güçlü olmuş. Biz öyle bir tarihten geldiğimizin, öyle bir düşünce anlayışından geldiğimizin farkındayız. Onun için böyle bir şeye çağrılınca koşa koşa geldim. Zaten Esma Hanım'ı da tanıyorum. Elimden geldiği kadar başka konularda da belki pek duyulmuyor ama sanatla ilgili konular ortaya çıktığında benden yardım istedikleri zaman yardımcı olmaya çalışıyorum. Bir laf var bizde, çok güzel bir laf, marifet iltifata tabidir diye. Şüphesiz ki eserlerini ortaya koyan insanlar, sanatçılarımız desteklenmeli. Tabii Sayın Hocamızın dediklerinden de kendime pay çıkarıyorum. Aslında sanat belki insanı bir eğitme aracı. Biz de bu gibi ilgilerle giderek gelerek bir noktada eğitimin yaşıyor, kendi kendimizi eğitiyoruz. Belki siyasi çizgi olarak biz gençlik yıllarımızdan beri milliyetçi bir çizgiden geldik. Aradan yıllar geçtikten sonra geldiğim noktada şunu düşünüyorum. Yıllarca biz içe dönük milliyetçilik yaptık. Halbuki milliyetçilik dışa dönük bir mücadeledir. Bilimde, sanatta, sporda, ticarette, kalitede bir yarıştır, dışa dönük bir yarıştır. Aradan yıllar geçtikten sonra bunu bu eserlerinin dışa dönük bir yarışta inşallah daha ileri boyutlara gideceğine inanıyorum. Geçmişte olmuş, çok başarılı sanatçılarımız olmuş, bugün yine var. Biz de desteklemeye hazırız inşallah, gelecekte de olacak. Sanatın bir eğitim aracı olduğunu ben de kabul ediyorum. Ama bizler geldiğimiz çevreler olarak pek sanatla eğitilmedik. Şu gördüğümüz özellikle atların yaşadığı tabiat gibi bir ortamdan geldik. O bizim karakterimize etkili oldu. Belki başka sanatlara etkili oldu. Ama bu sanatları reddetmemiz anlamına gelmez. Önemini kavrayamamız anlamına gelmez. Yahut da güzelliklerini de sizler kadar olmasa bile fark ediyoruz. Ben ve değerli Diyanet İşleri Başkanımız da burada. Benim olmam belki normal. Asıl destek onun varlığı. Evet.